Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Kündülü Haberle programımızı görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunla sunuş kıtırışımız. Kınamızı dıktanlar ekranımızı bulsun. Mongolia 800 Hıhtay'ını kolga aldı. Dovi haberleri torunun bugünkü haberde bildirilişe Mongolia sakçı dairleri torda kımar oynaş pul yüz cinayeti bilen 800 Xitayını kolga alğanlığını bildirdi. Mongolia sakçı dairleri paytaxt Ulanbatur'daki pul yuyuşka karşı harekette 800 Xitayını kolga alğan. Töt orunda elip bargan harekette 10,000 yanfon kartisi ve 1,000 kompüterini müsadir kılgan. Sakçı tarafından bildirişe kolga alınan 800 Xitay tor cinayet grohinin şaykileri bulup, mezkur tor cinayet grohiyene kımar oynaş bilen münasibetlik buluşu mümkün iken. Mongolia Akhbarat İdarası'nın başkarma başlığı Geril Dorj bilen bu aktı toxtulup, biz bu Xitaylarını pul yuyuşku çetişlik dep karayımız. Bu dilo hazır tekşürlü vatıdu digerlerini bildirdi. Xitayning Mongolia'da turuşluk konsulxanası organ torbeti de işbadı bildirip, Xitay tarafının Mongolia sakçı dairelerinin gümandarlarının tekşürüşüge maslaşıdığanlığını bildirge. Malum buluşça bu Xitaylarının köpüncisi 8. ayda 1 aylık sayahat vizisi bilen Mongolia'ya kirge. Bu yıl 8. ayda Filippin dairelerimi 600 Xitayını torda aldamçılık kılıç cinayeti bilen kol kalgan idi. Ürümçide G5 toru ışık görüştürüldü. 31. oktyabr Şinhua agentliği tarqatqan haberge asaslanğanda Ürümçide G5 toru resmi ışık görüştürülgen. Xitay 2016 yılı Şarkı Türkistan'daki Xitay'nın korcak organlarının kararı bilen pekat Şarkı Türkistan'da yanfun tor süretini asıltıp G4'ten G3'ü düşürgen idi. Xitay dairleri yana alakı toru akbarat uçurları mülazimet belgelemesi ilan kılıp Şarkı Türkistan'daki internet toru ve yanfun işletkücülerine karıtılgan nazaratını küşetken idi. Xitay'nın bu kıtım Ürümçide bıraklı G5 torunu yolu koyuşu Şarkı Türkistan vaziyetine yakından dikkat kılıp atkan gözetkücülerinin dikkatini kozgadı. Hong Kong'da yana 249 kişi tutkun kılındı. Dovi haberleri torunun tünügünki haberde bildirilişçe Hong Kong memuri rayonunda düşenbe gündün başlap tutkun kılınan kişilerin sani 249'a yetti. Haberde Hong Kong sakçıları 13 yaştan 61 yaşkıcı bolgan cemi 249 kişini kanunsuz namayış kılış, yenide kural saklaş, sakçılarga hücum kılış, namayışlarda nikap takaş katarlıq tökmetler bilen ayıplab tutkun kılgallıqı, bunun içi de 74 kişinin ayal işkelliği bildirildi. Sakçılar ilan kılgan bayanatta namayışçılarının Hong Kong rayonunda topluşup tosuklarını kurgallıqı ve yakan gülhallarını öçürmekçi bolgan ot öçürüş etirtigi toskulluq kılgallıqı. Vaka yüz bergen cayda işçi partlatkuş maddalar bilen toldurulup, alyumin kaygaz bilen oralgan somka ve bir avtomobilini kolgu çürgeldeki bildirildi. Sakçılarının aşkarlışça partılgan takdirde zor veyrancılık keltürüp çıkarışı mümkün bolgan bundak avtomobil Hong Kong'daki namayışta tuncu kıtım baykalgan. Amerika ve Tayvan tuncu kıtım birlikte tor hücumuna karşı maneveri ötküzmekçi. Amerika'nın Tayvan'da duruşluk ilmi cemiyeti AIT'nin 31. oktyabr bildirişçe Amerika bilen Tayvan tuncu kıtım birlikte teşkilligen tor hücumu müdafiyesi maneveri kiler hepte Taybi'de ötküzüldüken. Bu maneverga 10-ci devletten kelgen tor bihaterliki mutakhasistleri katnışılgan bulup 5 gün devamlaşılgallıqı bildirildi. Bu halkaralık maneverinin maksidi zor kölemdeki tor hücumlarına takabil duruşunu küçeytiş bulup yılda 2 kıtım ötküzüldüken. Yakınkı neci yıldın bu yan Xitay'nın türlük maksatlarda planlanan tor hücumları üzlüksüz küçüyüp gelgen bulup, bununla mazhalda köplügen hakırlık hareketleri halkara cemiyetke aşkarlanıp kalgan. Ama Xitay dairleri bunu izcil halette inkar kılıp, özünün mu tor hücumunun ziyankeştikige uçuravat kallıqını dava kılıp gelmekte. İstanbul Üniversitesi'de Şarkı Türkistan tanıştırıldı. Tünügün İstanbul Üniversitesi Hareket ve Adalet Kulübü'de mahsus Şarkı Türkistan vaziyetini tanıştırış faaliyeti ötküzüldü. Faaliyetini Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi bilen Şarkı Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Cemiyeti birlikte teşkilledi. Faaliyette Şarkı Türkistan'ın tarihi, Xitay tecavüzcilerinin Şarkı Türkistan'da yürgüzüp atkan basturu siyaseti, 3 milyondan artık Şarkı Türkistan halkını sebepsiz tutkun kılıp, İslam'dan ve milli medeniyetinden vazgeçişki mecburlavat kallıqı.
Şu arqalıq Şarq Türkistan xalqının mədəniyyətini yoxutuş üçün qırğınçılıq qılıbatqanlığı təfsili tunuşturuldu. Faaliyet yana Şarq Türkistan Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti Şarq Türkistan'ın hazırkı ehvali tunuşturulgan resim körgəzmesi oğrunlaştırdı. Körgəzmeye Şarq Türkistan xalqının mədəniyyəti, Xitay təcavüzçülərinin növətti Şarq Türkistan'da yürgüzbatqan bastırış ve qırğın qılış cinayeti əks ettirilgən sürətlər qoyuldu. Türkiye kısımları bilen Rusya kısımları ortak çarlaş elip berişki başıldı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe Rusya bilen Türkiye otursuda 24. Oktyabr günü Soçi'de hasılı kılınan kilişimge asasen Suriye'de Bihater rayon şekillendiriş faaliyetleri dairesi de Türkiye kısımları bilen Rusya kısımları Fırat Deryası'nın şarkı kısımı da tuncu kıtım ortak çarlaş elip berişki başıldı. Soçi kilişimine asasen Suriye'nin şimali kısmındaki bölgünçü terörlük teşkilatı PKK-YPG terörçileri Aynul Arab ve Kamişli merkezinin sırtığa 30 kilometre çekinişi. Munbiç ve Tel Rifat'taki terörçilerimi rayonunu terk etişi şartıydı. 10 kilometrelik sahada Türkiye kısımları bilen Rusya kısımları ortak çarlaş elip verişi gerek idi. Kilişimge asasen berilgen mühletinin müddeti Seyşembe günü toşkan idi. Rusya taraf terörçilerinin belgilengen rayonlardan çekingenlikini cekarlıgan idi. Ma'lumotlarga qaraganda terrorchilarning chekinib chekinmaganligi o'rtaq charlash elib berish orqali kontrol qilinmoqda ekan. O'rtaq charlash elib berish sohasining sirtidagi 20 kilometrlik soha bo'lsa, Turkiya davlat bexatarlik organining ko'zishi ostida bo'ldi ekan. Rossiya bilan Turkiya o'rtasida o'rtaq mexanizm o'rnatilib, kontrol bosqichi bu yerdan ko'zildi ekan. Kontrol bosqichining tamomlanishidan keyin Turkiya bexatar rayonida ko'zish nuqtalarini ishga kirishtirdi ekan. Yeni bir tarafdan Soçi kilişimi dairesi de 2. Türkümdeki Rusya heyeti bugün Ankara'ya geldi. Şarkı Türkistan Maarif Hareketi Şurası'nın 1. kıtımlık yığını açıldı. 1. noyabr Şarkı Türkistan Maarif Hareketi Şurası'nın 1. kıtımlık kengeytilgen yığını Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti'nin İstanbul'daki merkezde ötküzüldü. Yığınğa Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti'nin baş katibi Abdülahad Abdurrahman riyasetçilik kıldı. Yığın Mahmud Niyaz Qarım'nın Kur'an tilaveti bilen başlandı. Maarif Cemiyeti reisi Hidayetullah Oğuzhan söz kılıp, cemiyetinin aldıngı yeli Maarif Hareketi yığını açıp, Maarif Hareketini kayıt edin canlandırış hakkıda bir qatar planlarını otturuğu koyğalıqını, aldın tüzülgen planının 80%'nin işğa aşırılğalıqını, cemiyetinin 1933 yılı kurulgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti bilen 1944 yılı kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni yetekçi ideya kılgan milli medeniyetini birge elip meñibatqan bir teşkilat işkerlikini. Şoñ muhacirettiki halıqnın yüreklik bulup pidakarlık bilen hizmet kılışını ümit kıldıganlıqını, bunundan keyin bu yığılışının aylık şura yığını dep atıldıganlıqını tekitledi. Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Taşkı İşler Mesulü Mahmud Damollam söz kılıp, cemiyetteki kuruq pitni basatlarga aldınıp ketmey, başkalarının hata sözlerine yüreklik reddiye beriş kerek degenlerini bildirdi. Ondan başka cemaat erbabı Abdikadir Yapcan söz kılıp, Maarif cemiyetinin menhecinin Allah buyurgan menhecge uygun ikenlikini, Xitayının bunu tunup yetip kattık karıştırıp atkallıkını, bırak halıqının bunu tunup yetmey, tekçi uyganmağallıkını, barlıq küçümüzni Şarkı Türkistan'da müstakil kılışkı karatmağallıkımız üçün, halkımızın içinişli xorluklarını baştan köçürüp atkallıkını, şuna halkının küşünü merkezleştirip, Şarkı Türkistan'da müstakil kılış inini yitildirip, Şarkı Türkistan halkının iradesine canlıq vekillik kılış kerektiğini tekitledi. Şura yığını erkin münazire sual cevaplar bilen devamlaşıp, muvaffakiyetlik ahırlaştı. Marco Rubio, biz Xitayning musulman xalqlariga qilayotgan zulmiga qarshi cho'qim o'rnimizdan dast turishimiz kerak dedi. Amerika Kengash Palatasining g'olluq a'zolaridan Marco Rubio muhofizachi kesidi maqola e'lon qilib, Amerika hukumatini va shundaqla har qaysi demokratik davlatlar hukumatlarini Uyg'urlarga qaratilayotgan zulmni ayoqlashtirish uchun yana ko'p tadbir qo'llanishga chaqirdi. O 31 oktyabr kuni biz Xitayning musulman xalqlariga qilayotgan zulmiga qarshi Çukum ornumuzdan dast turishimiz kerak mavzusida e'lon qilingan maqolasida Sharq Turkistondagi yangi davr yig'ilish lagerlari ichida jinsiy va jismoniy xorlash, qiyinqistoq va ruhiy iskanja qatorliq to'limi qo'rqinchliq voqealar yuz berayotganligini va buning dunyoga keng yo'sinda oshkorlanishi kerakligini bildirdi. U Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi Uyg'ur qazaq qatorliq musulmon millatlarga qilayotgan muomilasining Xitoy Kompartiyasining o'zidan ustun turadigan har qanday din Her kandak ideyanı düşman bilip,
onu yoqutishqa harakat qildigan siyosiy va madaniyat jihatidan mutlaq bo'ysundirish uchun vositalab o'ltirmaydigan tabiatining natijasi ekanligini eskertdi. U hozir Uyg'urlarga qilinayotgan bu muomilaning asta-asta Xitoydagi tunganlarga, xristianlarga kengayotganligi buning misoli deb ko'rsatgan. U mundaq degan: "Ularning oxirgi nishoni hammani xitoylashtirishdir. Dini va etnik asosliklarni partiyaning tasdiqidan o'tgan tar doiralik madaniyat, ideya va milliy normalarga ega kishilarga aylantirishdan iborat. Yana mo ig'irlik qilib aytganda, bu bir gen o'zgartish qurilishi. Mana mushular Xitoy rejimining nima uchun Uyg'ur ayollarini oz farzand ko'rishga majburlaydiganligini va o'z millatidan bo'lmaganlar bilan uylanishga majburlaydiganligini izohlab beradi." Senator Marco Rubio maqolasi davomida Amerika hukumatini yana mo jiddiy tadbirlarni elishga da'vat qilish bilan birga xalqaro jamoatni buningga ko'z yumib turib olmaslikqa, demokratik davlatlardagi siyosatchilarni o'rnidan dasturib, bu razillikka taqobil turishga chaqirgan. Amerika tashqi ishlar ministrligi Uyg'urlar masalasi haqida bir qisqa film tarqitib, Xitoyni ayibladi. Amerika tashqi ishlar ministrligi Uyg'ur masalasida Xitoyga qaratgan tanqidlarni qattiq kuchaytirmoqda. Amerika tashqi ishlar ministrligi 1 noyabr kuni Uyg'urlarga qilinayotgan zulm va lager tuzumi tunishtirilgan qisqa filmni o'zining Twitter va Facebook qatorliq ijtimoiy tarqatuvlardagi rasmiy hisobi orqali tarqatdi. Yuqorqi bu qisqa filmda Xitoy rejimining 1 milliondan ortiq Uyg'urni qayta tarbiya nomida lagerlarga qamab, ularni ruhiy va jismoniy jihatdan iskanjaga olayotganligi haqida ishonchlik dokumentlar barligi bayon qilingan va buningga munosabatli ko'rinishlar berilgan. Qisqa filmda yana Amerika tashqi ishlar ministri Mayk Pompeo biz Xitoy rejimini o'z asosiy qonunlariga amal qilib, fuqarolarining eng negizlik huquqlariga hurmat qilishga chaqiramiz degan. Arqadan yana Amerika tashqi ishlar ministrligi yana Twitter orqali Xitoy haqida bir bayonot e'lon qildi. Uningda tövendiki so'zlar yer oldi. Xitoy kompartiyasi elishish va xalqaroni kontrol ostiga elish qili markazlashgan bir markist va leninchi partiya. Tashqi ishlar ministrligi yana Twitter yo'llanmasida Xitoy rejimi o'z fuqarolarining eng asosiy huquqlarini rad qilmoqda. Biz buning misollarini ular va'dasiga amal qilishga tegishli bo'lgan Hong Kongda ko'ryapmiz. Va shundaqla iyg'ir kishilik huquq tafsandijiligiga yurgizilayotgan Sharq Turkistonda ko'ryapmiz degan. Mayk Pompeo 3 oktyabr kuni Hudson institutida maxsus Xitoy haqida muhim nutq so'zlagan edi. U shu kundagi nutqida Xitoy dunyoni kontrol ostiga olish uchun harakat qilyapti. Biz buningga cho'qim taqobil turishimiz kerak degan. Amerika tashqi ishlar ministrligining yuqorqi bayonlari Amerikaning Xitoyga qaratgan siyosatlaridagi zo'r o'zgarishdan darak beradi ekan. Fransiya prezidenti Macron Xitoyda Uyg'urlar masalasini o'tirg'o qo'yishga chaqirildi. Xalqaro kishilik huquqni ko'zlash tashkiloti Fransiya prezidenti Emmanuel Macronni Xitoyga qildigan rasmiy ziyorati mazgilida Uyg'urlarning masalasini o'tirg'o qo'yishga chaqirdi. Mazkur organning 1 noyabr kundagi bayonotidan qaraganda, ular Fransiya prezidenti Emmanuel Macronga maktub yo'llab, uni noyabrning 4-chi kundan 6-chi kunigacha Xitoyda olib boradigan rasmiy ziyorati mazgilida Xitoy davlat raisi Xi Jinpingga Sharq Turkistondagi siyosiy tarbiya lagerlarini darhol taqash va barliq tutqunlarni ozod qilish haqida ochiq oshkora besim ishiltishini talab qilgan. Ular shundaqla Fransiyaning Xitoy tarafiga Hong Kongdagi demokratiya talab qilayotgan namoyishchilarning talablariga hurmat qilishni talab qilishga chaqirgan. Kishilik huquqni ko'zlash tashkilotining direktori Kenneth har qaysi davlatlarning Xitoyning kishilik huquqidagi masalalarini ochiq oshkora o'tirg'o qo'yishining intayin muhimligini perde arkasında Xitay tarafı endişelerini yetküzüşünün hiç kandak paydası bulmaydıqallıqını askerdi. Ve kişilik hukukunu defsende kılışının bedeli buluduqallıqını uçuk aşkarı tilga almaslıq, Xi Jinping'ni zulümünü devamlaştırışkı rıqbetlendirişten başka işkı yaramaydı digen. Fransiya 29. oktyabr günü Birleşken Milletler Teşkilatı'daki irqi ayrımcılığı karıştırış 3. komitetinin yığınıda Uyghurlar hakkında birleşme bayanat bergen 23 devlet qatarıdan oran algan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arasındaki barlı hizmetleşirim. Köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.